Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah beddua etmekten, beddua almaktan sakınma. Beddua deniyor. Bed, Farsça kötü anlamına geliyor. Duanın kötüsü şerine de beddua deniyor Türkçemizde. Arapçada lehine aleyhine denir arşada böyle. Mevlam buraya bizlere İsa 11'de ben insanı bir şerri insan dua eder bir şerri şerri de dua bil hayri hayr ettiği gibi şerri dua eder insan bir şerri de yani kötü şeyi de dua eder insan böyle. Bir insan acıyla insanın hırkatı tabiatı acelecidir insanla. Acelecidir insan böyle. Düşünmeden sonra dua ediverir böylece. Beddua etmekte iyi diyelim muhteremler. Beddua almak o tabii daha kötü. Daha kötü böyle. Ancak her beddua tutar mı? Tabii tutmaz tabii. O konu gelecek inşallah sonra inşallah. Adem Aleyhisselam Hazretleri babamız, dedemiz yaratılırken Mekke Taif arasında kuru toprak halinde, çamur halinde böyle kurumuş ama yani kurumuş testi gibi çamur halindeyken ruh verilince ruh evvela kalbini çalıştırdı, yukarı çıktı, beynine gitti. Ruh beynine gidince Adem Aleyhisselam'ın gözü gördü muhtemelen böyle. Kendini gördü. Bedeni henüz daha toprak, katı, çamur haline bedeni. Gözü gördü, kulağı işitti. Göbeğine ruh gelince hemen kalkmak istedi aceleci olarak böyle. O Mevlam buyuruyor, insan acelecidir insan. İnsan düşünmeden sonunu hemen bir şeye karar verir, yapmaya kalkışır. Ve buyuruyor Peygamber Hadis-i Şeriflerinde bizlere, لَا تَتْهُ عَلَيْا فُسُكُمْ Kendinize etmeyin beddua. İnsan bazen kendine beddua eder. Haşa Allah belamı versin mesela bir şeyler mi insan böyle. Peygamber men ediyor, engelliyor. Peygamber buyuruyor, nefsinizin aleyhine, yani şer olarak nefsinize beddua etmeyin nefsini kendinize. Velâ tedû alâ evlâdiküm evladınıza etmeyin beddua, evlatlarınıza da, yavrularınıza. Velâ tedû alâ envâlüküm ve malınıza da etmeyin beddua. Lâ tevâfikû minallâhi sâten olabilir ki o anda Allah katına bir sağda icap eder. Yüselü fiyâ atayın fesülü hükümüne. İcabet sağdırın, icabet saatleri var böyle. Bir cuma günüdür. Onun dışında yine icabet saatleri vardır. Bir de kişi şöyle ihlasla böyle canı gönülden ettim beddua Allah korusun. Gerek kendine, gerek evladına, gerek malına ederse beddua, o da kabul olabilir. Etmiş olsa da böyle. İnsanın hırkatında, fıtratında acelecilik var. Acelecilik insanın, herkese var böyle. Bazen daha fazla, azdır ama herkese acelecilik vardır böyle. Acelecilik şeytanidir. Bunun da zıddı teenni. Teenni, işi ağır alma, düşünme, sonunu hesaplama bir şey. O da teenni. Teenni rahmanidir, aceli şeytanidir. İnsan öfkelenince genelde aşırı kızar, öfkelenince hiç düşünmeden, son düşünmeden hem beddua ediverir böyle. Kendine eder böyle. Evladına eder, işte
şöyle ol, böyle ol derten böyle, hatta malına edebilir. Asıl saadette bir kadın, Ensardan, yani Medine'li bir kadın, deve üzerinde geçerken, deve biraz hırsızlık ediyor buna deve. Hayvan tabii. Kadın kızıyor, lanet Allah diyor aleyk. Lanet ol diyor, lanet ediyor deveye. Yani bedava diyor devesine. Ama sesli etmiş böylece. Sesim Resulullah. Peygamber duyuyor onun sesini. Yani kadının devesine lanet ettiğini, bedava ettiğini duydu. Ve kâle, bu peygamberdeki sahabelere huzûmâ aleyhâ. Devesi olan indir aşağı. Yani kadın aşağı indiriniz böyle. Ve devu ha, deveyi de bırakın, başı başı bırakın deve böyle. Yani bir önce yok, deve lanetlendi. Hemen indirerek kadını deveden muhteremler, deve salıverildi böyle böyle. Peygamber buyurdu, o deve lanetlendi, melun oldu deve, onun üzerine bilinmez, sütü içilmez, eti yenilmez, bırakın başı böyle. Deve salıverildi muhterem böyle. Hadis-i Şerif Müslim'de yani, sayı Hadis-i Şerif'te bu şekilde böylece. Şimdi günümüzde tabii deve yok ama araba var. Kişi acele işi oluyor böyle. Yok maaş basmalı, şu olmalı, bu olmalı. Bir kızar, ay Allah belanı versin dedim böyle. Gitti işte muhtemelen Allah'a korkmaz bak. Ya beddua muhtemelen böyle. Bak Peygamberimiz acıyor Aleyhisselam Hazretleri. Ne bu Peygamber'e? Gerek nefsin kendinize, evladınıza, malınıza etmeyin beddua diye muhtemelen böyle. Ve sanatkardır, bir aleti çalışmaz. Kız verin onu böyle. O alet çalışmıyor. Ne işte mesleği? Vay Allah bela versin. Karşı derek bu şekilde. O Allah korusa lanetiye bakma böyle böyle. Yani Peygamberimizin uygulara bakın böyle. Kadın devesine kızıyor. Devesine kızıyor. Lanet Allah diyor. Allah lanet etsin seni böyle böyle. Peygamber duydu. İndirin kadın aşağı. İndirin aşağı bu şekilde. Bırakın devesi salıverin bakın böyle. Ve buyuruyor sahabeler. Deve uzun zaman yaşadı, başıboş ama böyle. Medine'ye giriyor, dışarı çıkıyor, oltuyor mu oltuyor, kendi haline. Önce öldü o şekilde sonunda. Ve ulema şöyle buyuruyorlar böyle, beddua ağızdan çıkan bir söz. Neye benzer bu diyorlar? Okun yaydan fırlamasına. Eski ok yayıyor tabi böyle. Ok çektim yayı, ok fırladı mı? Birimizde de mermi, namlu ağızdan çıktı mı? Titikti mesela. Abi dokun tehdiye böyle. İşte geçti muhtemelen mesela böyle, böyle. Yani bazen pişmanlık da fayda etmiyor sonra böyle. Bir gün Peygamber Aleyhisselam Hazretleri meclise geldi. Kadına toplanmışlar orada. İbadete meşguller, zikirli fikirli. Peygamberimiz onların yanına gitti. Onlar şura böyle Aleyhisselam böyle. Ya maşer-i nisa, ey kadına topluluğu. Buyurdu böyle. Tesaddak da salaka verin çok. Yani durur dururken Peygamber'e bunu böyle böyle. Tesaddak da salaka verin çok. Ve eksiğinde minel istiğfarı çok da tevbe ediniz. İstiğfar edin çok da bak. Beksiğinde. Salaka veriniz. Bunda çok kendisi yok mu böyle. Ama istiğfar tevbeye gelince Peygamber'e çok tevbe ediniz. Kadınlar böyle. Sadakını çok diyebiliriz böyle. Finni reytükün de, çünkü ben dedi gördüm sizi. Yani kadınları, onları değil, kadınları gördüm böyle böyle böyle. Ne zaman Miraç gecesinde Peygamberimiz cenneti gezdi, oradan Peygamberimiz cehennem gösterildi. Ekse ehlin dâri, sizler diyor, cehennem ehlin çoğu sizlersiniz böyle, kadınlar. Yani erkekten fazla kadın görüntüye gireceğini diyor. Tabi kanış, evliye kan çok muhtemelen böyle. Ama ne oluyor bak genellemede? Demek ki cehennem ehli içerisinde kadınlar daha fazla. Hal imre-i minhün de o toplumda bir kadın biri Peygamber'e sordu. Mahallenler ekseri ehlin dâri. Ya Resulallah, neden biz daha fazla cehennemde kadınlar?
Ne suçumuz var bizim? Niçin acaba? Kale, önce abi, tüksüğüne lanete çok rahat edersiniz. Çok bedu edersiniz. Bedu edersiniz. Çok bedu lanet edersiniz. Beraberden. Ve tekfirle aşire, bir de eşinizden bir de kızınız zaman hep onu olumsuz yere alansınız böyle. Yani nimetini hatırlamazsınız böyle. İki şey böyle. Biri, çok çabuk kızarsınız, çok yaparsınız bedduayı, çok rahat edersiniz böylece. Şimdi tabi her şey istinası vardır. Kadınların da hepsi tabi böyledir muhteremler. İşinden rabiatınlar var. Değil mi? Fatma anamız da olmuşsa böyle bir kadınlara böylece. Çünkü peygamber de onun anne gelen kadın muhterem böyle. Yani peygamber kadından geliyor muhterem. O doğrudan böyle. Evliye kadın da muhterem böyle. Tabi salihası hepsi var bundan bu şekilde böyle. Yalnız demek genellemede kadınlar daha çabuk bir şey yapıldı böyle. Genelde kadınlar bir türlü kızar, ay Allah belanı versin hemen muhtemelen böyle. Hemen düşünmüyorum. Ay Allah belanı versin. Ama beddua, ya dua bu muhtemelen. Kötü dua mı? Bu dua. Ay Allah gözünü kör etsin. Ay Allah lanet etsin seni. Hemen şey verir muhtemelen böyle. Buna, işte bunu söyler bu şekilde böylece. Bundan Allah razı olmuyor muhtemelen böyle. Evladı böyle. Kendi şeyine rağmen kendi şanımı. Kolesine kadar mesela ayet dönmesin, geri gelmesin bu akşam bu derim mesela. Arabada işte kaza yapmış bu derim böylece. Şimdi peygamber iki şey buyurdu onlara. Sadaka veriniz. Sadaka önlüğe belayı muhtemelen bakalım. Sadaka muhtemelen der. En iyi önlüğe belaları sadaka. Ellerine geldiği kadar ehlinin makamı. Öyle var ya sürekli böyle meslek edilen dilenciliği. Her gün aynı yere gider. Devamlı her gün ama benim derimler. Her gün gider, direnir. O mesaj edilmiştir vereceğim. O değil de eğilin bakalım, etrafından tanıdıklarından bir yetim şükür olsun mesela. Fakirin buldum böyle, sadaka vermek böyle. Bela önder muhteremler. Tevbe ne yapar? O da günahın af olmasına sebep olabilir muhteremler. İki şey gerekiyor. Peygamber kadınlara bunu tavsiye etti böyle. Sadaka vermeyi ve çok tevbe etmeyi. Şimdi bir de beddua almak. Allah hepimizi korusun inşallah muhteremler. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Vetteki davetine mazlum bir. Mazlumun bedduasından sakınır. Mazlum. Zulme uğramış, haksız uğramış kişi. Yani karşı haklı. Zulme uğramış. İşte parası alın vermemiş, vurmuş, kırmış derse böyle. Peygamber'e mazlumun sakının bedduasından ve inkânı kafiren hatta kafir bir olsa bak muhtemelen bakın. Yani İslam'da insan hakları bak, İslam'da insan hakları bak. İslam ayırmıyor mu? Kafir bir olsa Resulullah bunu buyuruyor muhtemelen. 1500 önce aşağı yukarı böyle. Peygamber'e böyle. Velev ki kafir bile olsa mazlum, onun sakrının bedduasından derler. Tamam, savaşta savaşmak var böyle, öldürülmez var böyle. Ama savaşta kadın öldürülmez muhtemelen. Çünkü öldürülmez muhtemelen böyle. Hatta din adamları, papazı, artık hamam kim olsa onların böyle rahipleri, eğer savaşa katılmıyorsa, onları teşvik etmiyorsa, o da öldürülmez muhtemelen. Kadın öldürülmez muhtemelen. Çocuk öldürülmez. Kiliseleri yıkılmaz, kiliseleri. Sinek yıkılmaz bunların böyle. Ama tamir izni verilmez tamirine. Kendi kendine yıkılacak böyle. Neyse dünevi hicabın. Çünkü peygamber buyuruyor, onun bedduasıyla Allah'ın kabul arasında bir perde yoktur, bir engel yoktur muhtemelen böyle. Engel yoktur. Demek ki ne kadar kahve Yahudi olsun, Hristiyan olsun mesela, ne olsa olsun böylece, olsun böylece. Yani bu kişisel olarak, kişisel olarak böyle, ona kız zamanlar zulüm etmemek gerekiyor. Bak, etmemek gerekiyor, o da bedu etmesin haklı olarak. Yine bir Aleyhisselam Hazreti, İddeki davet eden mazlumu, yine mazlumun sakrının bedduasından.
فِيَنَّا يَسْلُ اللّٰهُ حَقَّهُ. Çünkü Allah'ta hakkını istiyor. فِيَنَّا اللّٰهَ لَنْ يَمْلَا زَحَقِّنْ حَقِّ. Allah haksa hakkını Allah meyretme engellemez böyle. O hakkın işte altına çekecek böyle. Bundan sakınmak gerekiyor böyle. Peki, her bedduada kabul olur mu demiştim başta. Oraya gelelim şimdi böyle. Şimdi bazı duyuyorum mesela, diyor bazı işte anne çok bana beddua diyor diyor. Babam şey beddua diyor mesela, çok ediyor bazı. Oluyor hakikaten böyle. Tutarım bu böyle. Ana baba bile olsa muhtemelen böyle, eğer haksızsa tutmuyor beddası muhtemelen böyle. Hiç buna kimse hiç kokmasın ondan böyle. Yeter ki insan haklı olsun böylece. Mevlam buyuruyor bizlere Araf suresinde biri vardı Belam bin Baura isminde. Belam bin Baura isminde. Filist toprağında yaşayan kişi. Bu böyle. Fet aleyhim ne belezi atina ve ayatina. Vetlu aleyhim. Habib Muhammed Merhaba. O konuları insanlara anlat. Nebe'lezi o kişinin haberini ki atina ayet, biz ona ayetlerimizi verdik böyle. Yani ona mucize verdik, keramet verdik, ilim irfan verdik, ahlak verdik kendisine böyle, yücelttik. Fenisselamina, ama da sırrı çıkılan böyle. Fedba-ı şeytanı, şeytan onun kendine tabi kıldı. Fimri gavi, son altından oldu kendisine böylece. Bu kişi adı Belam bin Baura. Yani Baura oğlu Belam deniyor buna. Musa'nın zamanında yaşamış ama Musa'nın görüşmedi bunda. Ayrı bu böyle. Hadi İbrahim Aleyhisselam dinine bağlı, şeriatına bağlı. Çok yaşamış kendisi. Onun dine bağlı. O dönemin büyük bir evliyası. Çok büyük evliyası. Keşif sahibi, keramet sahibi. Duası hemen kabul edilmiş müstecap. Ya da varsa böyle, lehde aleyhide olursa. Yuhuş Aleyhisselam zamanında bunun bulunduğu kasabaya savaş açtılar. Musa Aleyhisselam zamanında savaş olmadı. 40 sene Tifsa arasında gezdi, yani Sinan Çölü'nde gezdi, 40 sene. O Beni Sayr'la beraber burada kaldılar. Onunla Yuhuş Aleyhisselam peygamber oldu. Yuhuş Aleyhisselam hem yeğeni oluyor Musa. O peygamber oldu. Onun zamanında bu Belam'ın bulunduğu kasabaya hücum ediyorlar, sarıyorlar, kuşatıyorlar şehri. Geliyor şu ileri gelenleri, bu Belam'a geliyorlar. Diyorlar ki bak diyorlar işte, Yuhuş'a diyorlar böyle bir askerleri bizi şehrimiz sardı. Büyük bir orduya gelmiş. Ona karşı savaşmaya güçleri yok. İlle diyorlar sen bunlara beddua et, bunlar sen beddua et. Sen bir odadan kabul olur, ondan başlayıp bela gelsin. Gitsin de buradan böylece. Edemem, onlar benim din karıştırmıyor. Böyle. Edemem diye böyle. Şu İsrail'de çok muhtemelen böyle. Ve çok güzel bir kadın buluyorlar böyle. Bunu baştan çıkaracak. Bunu kadına gönderiyorlar. Buna önüne altınlar döküyorlar. Para bul derken bir anda yani fen selam yılan kapına çıktı ki böylece, imandan çıktı muhtemelen beraber. Bir anda dünya emirdi beraber. Allah razı olsun. Yani evliyat olsan insan, peygamberler müstesna hariç, bir insan bir evliya bile olsun, bir anda nefs uyabilir, gidebilir insanlar muhtemelen böyle. Allah razı olsun böylece. Merkebe bindi, çıkacak bir tepeye, onlar bir kutsal tepeleri varmış, orada belçer edecek böyle bu. Bu beddua etmeye başlayınca ama hep kendine farkına varmadan irade dışında kendi kavmini kendine beddua muhtemelen böyle. O anda dili başladı sarkmaya ağzına muhtemelen. Sal akmaya başladı. Dili ta göğsüne geldi böylece. Köpek gibi solma başladı kendisi böyle. Ve Mevla biliyor, oldu gavinlerden, azgınlardan oldu kendisi böyle. Yani iman da gitti, dinlerden çıktı, cehennem oldu muhtemelen böyle bu.
Neden? Haksız olarak beddua ettik şimdi bu şekilde. Şimdi bir adışı okuyayım inşallah bu konuda. Da açıklanacak işte genişçe inşallah. Ebu Davud Tirmizi adışı şerif böylece. İnnene abde, bir kul. İza lehane şeyhen, işe lanet etti. Malla, mülke, evladına, yakınına, dost, düşman işte böyle kendine insan lanet ettiği bir şeye. Beddua etti yani böyle. Saadet elaneti ile semayı. O lanet ettiği anda tabi beddua, o da dua. Ama kötü ediyor böyle. O anda göğe çıkıyor. Hakikaten göğe kapı kapanıyor buna. Çıkıyor böyle. Sağa tara gidiyor, kapalı. Sağa gidiyor, kapalı. Dünya dönüyor, her tarafı kapalı buna. Yani kimse bunu kabullenmiyor. Kabullenmiyor. Peynilem tecrit mesakın recaat ilah illezilüne bir de bulamayınca dönüyor bu sefer kime beddua edilmiş ona gidiyor. Yani kime edilmişse beddua ona gidiyor bu lanet. Beddua ona gidiyor böylece. Fiinkâni ehler risalike o kişiye beddua layıksa gerçekten beddua layıksa ona konuyor. Bedduana yapışıyor muhtemelen böyle. Yani kabul olmuyor muhtemelen böyle. Ve illa rica ila kailiha. Eğer o bedduaya layık değilse, haklıysa, öbürü haksızsa, bu sefer kim beddua yapmışsa ona dönüyor muhtemelen böyle. Bu da var, beddua edene gidiyor. Bana boyun bak muhtemelen böyle bak. Hazır şey böyle. Demek ki bir insan beddua ettiği zamanlar, kendine, evladına, malına, mülküne, komşusuna, her neyse bile kızı bir şeye beddua zamanlar, tabi Allah şöyle yapsın, Allah belasını versin, Allah şey artık böyle sayıyor, onu da kılmış tabi sayıyor. Bu göğe çıkıyor bunlar böyle. Gök kapı kapanıyor bizim böyle. Geri dön bakalım. Sağa gidiyor yok, sola gidiyor yok böyle. Dünya geliyor, her taraf kapalı. Kime edin beddua, o kişiye gidiyor. Ama onun ehil değil, layık değil onun muhtemelen böyle. Onun suçu yok. Bu sefer dünya geliyor, kime geliyor? Kim lanet ettiyse ona geliyor muhtemelen böyle. Yani bunu düşünmek lazım muhtemelen böyle. Yani bir insan Allah'a kadar beddua ederken düşünmesi gerekiyor muhtemelen. Kişi o anda kendini haklı görebilir belki de ama işin tam arkasına varamaz. Yani işin detayına inemez kişi onu da bilemez böylece. Eğer kişi haksızsa ana baba olsun muhtemelen böyle. Kim olsa olsun böyle, eş olsun böyle, eğer kişi haksızsa, yaptığı bedduaya karşılığını haksız yapıyorsa, onun kendi başına dönüyor muhtemelen böyle. Şimdi bir örnek vereyim inşallah, Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'nden. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri, kimse beddua etti mi Peygamber Hazretleri'ne? Etti mi? Uhud Harbi'nde, Peygamber'e çok saldırdı müşrikler. Allah'a böyle. Taş attılar muhteremler. Her şey saldırırken işte böyle. Peygamber'in dişi de kırıldı. Zırhın halkalara yanına battı. Çok dirilmiş muhterem böyle. Onu çıkaramadılar. Demek o zaman yok bir pense bir şey herhalde bir tabi herhalde. Ebu Ubeyd Hazretleri, ön dişlerini tuttuğunu böyle çıkarırken dişleri kırıldı, çıktı üzerinden muhtemelen böyle. Kan boşandı. Peygamber, Allah'ım bunlar bilmiyorlar, hidayet bunlar muhtemelen. Allah'ın metin kavmi, benim de ayalem. Allah'ım bunlar bilmiyorlar ben hak peygamber oldum, bilseler yapmazlar. Allah'ım hidayet bunlara. Peygamber o anda muhtemelen böyle, Uhud'da böyle. 70 tane sahabesi orada yerde yatıyor. Kalın hepsi yaralı. Kanlı eşleşinde böyle. Kanlı eşleşinde. Peygamberimiz o kadar sıkıştı böyle. Tutuyor kan gene damlamaz zaten böyle. Eğer bir peygamberin kanı damlarsa muhteremler, o kan batar. Batar muhteremler böyle. Mutlaka batar muhteremler. Yahya Aleyhisselam mesela başını kestiler. Yatırırlar Yahya Aleyhisselam'ı. O zamanın kurucusu olan Roma'nın valisi. Roma'nın valisi evi kızı almak istiyor, evi kızını.
Kadın yaşlanmış, kız yetişmiş. Bu sefer kızına göz koydu. O da evlenmek istedi. Öbeği kızınla. Kendi kızı özledi. Öbeği kızınla. Dedi ki, kızla şimdi dedi, Yahya'ya sor bakayım Yahya Aleyhisselam peygambere. Eğer fetva verirse onun olur böyle. Yahya tabi vermez fetva. Haram, haram, haram bu şekilde böylece. En sonunda kızdı muhteremden böyle. Yarsan getirtti göz önüne böylece. Bir tuttu sakalından kızdayı başına fetva ver, hayır ol sana haram, hıya hara, hıya haram, hıya haram böyle. Ve kestiler başını teremler. Kestiler, kanı geri aktı. Ama hep kan durmuyor tabi, kan yıkan böyle. Kanı kanı böyle. Ondan sonra işte Roma İmparatoru geldi başka yönden böyle, orada yerlere taştan taş bırakmadı ki böyle böyle. Yani bir peygamberin kanını akıtırlarsa ve düşmanlar, kovun mutlaka batar mıdır, helak olur kovun mutlaka böyle. Bu işte Peygamber Aleyhis Hazretleri Uhud Savaşı'nda dişi de kırıldı, yanakları sırlara battı, o kadar eziyet çekti orada, yine Allah mehdi kavmi fil alemen. Allah'ım bunda hidayet eyle bunları aktar. Bilmiyor bunları böyle böyle diyor. Yalnız Peygamber'in bedduveti 7 kişi var muhtemelen. 7 kişi var Peygamber böyle. Müşrikler Mekke'den böyle. 7 kişi var. Peygamber onlara bedduveti onlara. İsmen. Bir gün dedi ki Ebu Cehil'in kafir. Ebu Cehil o anda müşriklerin başı o. Yani kabilesi kalabalık, çevresi kalabalık, parası malı var kendisinin böyle, iri yapılı kendisi de. En ağırlığı var Mekke-i Mükerreme'de, sözü geçiyor. Tabiatan müşrikler var onunla beraber. Oturmuşlar Kabe'nin yanında. O dönemde Mekke halkından kim iş yoksa hemen Kabe'nin etrafında otururlardı böyle. Etrafında yoktu mescit, duvar yoktu. Açıktı böyle. Evler vardı. Giriş çıkış diye rastgele yapılmış evler. Ama boşluk vardı böyle böyle. Herkesin bir cemaati vardı. Hazreti Bekir'in, Ebu Cehil'in böyle. Hep böyle bunların cemaatleri vardı böyle. Genelde geldiler ticaretten, şandan bir yerden otururlar. Toplam başlarına anlatırlar bu şekilde. En kalabalık cemaat da Ebu Cehil'indi. Toplana başladı toplana böyle. O zaman bir Ebu Cehil etrafında kendisi gibi sapıklar, müşrikler. O anda Peygamber'e geldi, meşride geldi, Kabe'ye yanına geldi. Peygamber bir kenarda namaz kılıyor muhtemelen Kabe'nin peygamberi böyle. Yalnız peygamber namaz kılıyor, tek başına, cemaat yapmıyor tabi orada. Dedi ki Ebu Cehil yanındakilere, ben de buraya gelirken dedi, yolda filan yerlerde bir deve işkembesini gördüm. Deveyi kesmişler, İşkemi çıkarmışlar, temizlemeden bırakmışlar orayı, atmışlar böyle. Dev işkembesi de bir koçtan büyük amutemi oluyor böyle. Dolu içi pislik böyle. Atmışlar yere, hava tabi sıcak, kokuşma başlamış, tozlanmış, kan içerisinde pis bir işkembe orada. Dedi ki, kimdir onu alıp girsin buraya? O halde Muhammed'in üzerine koyalım secdeyken. Ya bakın muhtemelen, yani işi, gücü böyle peygamberimize eza, cefa yapmak mı böyle ya? Allah korusun böyle ya böyle. Yani peygamberin zaman yetiştiği halde, yetiştiği halde böyle, yetiştiği halde peygamber zamanında böyle, iman etme nasip olmadığı gibi, işi, gücü peygambere bir zarar versin peygamberin muhtemelen böyle. Kalktı biri. Ebu Muayt denen kafir. Kalktı. O kuvvet yedi, gitti, işkemi buldu. Ama tabi belediye yok muhteremler, bir devlet yok, düzen yok bu şekilde. İstediğini yapıyor böyle. Yani ortasında bir deve kesmiş, yarmış için böyle, işkemi koymuş için böyle bile, et alıp gitmişti oradan böyle. Koca işkembe, içi pişi dolu, kokuşuyor böyle, kanlı, tozlu. Sübürü getiriyor bunu muhterem böyle. Getirdi. Peygamber Aleyhisselam tam böyle secdeye varınca üzerine koydu bunu böyle. Peygamber çok oldu secde mi peygamber böyle. Peygamberimiz en çok zevk aldı
Namaz, namazın da secde. Secde muhtemelen böyle. İnşallah o konuya bir girelim. Secde konuya girelim muhtemelen böyle. Yani ibadetin de zirvesi secde muhtemelen. Bir söz vardır ya böyle, eşyalar zıdır bilinir. Her eşya zıdır bilinir böyle. Eğer güneş olmasa gölgen kıymeti bilinmez ki. Kışın değil mi? Güneş yok. Hava kapalı. Kim gider gölgeye? Güneş olunca gölgeye muhtemelen böyle. Şimdi bir insan, Allah korusun, bir insana veya insana bir timsaline, yani heykeline gidip şöyle eğilirse, kapansa önünde, şey kapansa, o anda kâfir olur muhtemelen. Kâfir olur muhtemelen. Bütün ibadeti yanıyor gidiyor böyle. Böyle. Demek ki bir tek secdeyle kişi dinden çıkabiliyor. Bunun nedir bu karşılığında? O kadar sevabı var muhtemelen böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri secdeye gitti. O Ebu Muayyid denen kişi aldı işkembeyi böyle çeke çok ağırmış, çok da böyle. Gitti sırtına koydu muhtemelen. Tabi yayıldı etrafına böyle. Baştan geldi böylece. Peygamberimiz kalkamıyor secdeden muhtemelen böyle. Kalkamıyor. Orada sahabeden bir kişi var. İbn-i Mesud var. İbn-i Mesud. İbn-i Hazretleri de narın yapılı böyle. Yani ufak tefek böyle. O yapılı. Kendi damına koyun çobanıydı böyle. Koyun çobanıydı. Henüz imana gelmeden önce Peygamberimiz yanına gitti bunun. Birkaç sahabesiyle beraber sordu, kim bu koyunlar? Benim ya Muhammed. Daha Müslüman değil anladı böyle. Peki bunun birini sağalım, biraz da süt alalım bundan bir parça. Dedik yok işte sağlı koyun yok bu ona. Bunu sağlamıyor bunlar böyle. Süsü bunlar böyle şey. Şimdi bir tanesi çok zayıf. Zor yürüyor. Artık memeleri kurumuş bunun böyle. Kesilmiş, kurumuş memeleri bu şekilde. Peki onu gösterdi. Ya Abdullah, eğer müsaade edersen bunu benim sağayım mı? Güldü ya dedi. O dedi süt yok. Yanına baksana dedim, öyle kurumuşla bu şekilde böyle. Ona süt çıkar mı ondan? Sen müsaade misin? Ettim bakalım böyle. Peygamber sağdım oldu. Sanki ağaçta kurnayı şarşı akıyor Müslüman böyle. Hep de o da bu şekilde. O zaman hemen Müslüman oldum orada. Gidip kelime şahit getirir muhtemelen böyle. İmanatı böylece. Sonra hiç aramadı peygamberimizden muhtemelen böyle. Hiç aramadı peygamberimizden muhtemelen böyle. Bir olay oldu. O da bununla ilgili de onun için onu söylemiştim böyle. Rahman suresi geldi peygamberimize. Er-Rahman aleyhü Kur'an diye başlıyor Kur'an'da. Rahman suresi. Peygamber geldi böyle. Mekke'ye mükerrinde bu. İslam'ın daha bidayet başlangıcında da böyle. Yani küfrün en güçlü zamanında zirvede küfür böyle. Baskı, zulüm içerisinde Müslümanlar. Peygamber buyurdu ki, yanında peygamber birkaç sahabesi var. Rahman suresi geldi. Kim gidip burada okur şimdi Kabe'nin yanında insanlara, müşriklere böyle. Herkes bir durular bir şekilde. Yani giden kolay kolay sağa dönmez böyle oradan. İbn-i Mesud atıldı muhtemelen böyle. Yani ufak tefekti, zayıftı ama yürekliymiş kendisi. Ben okurum ya Resulallah. Git bakalım böyle. Gitti. Ya eyyön nas ismi o kelami. Dinleyin ben almış bakmanı. Baklar ne var bakalım bu deve şey koyun çobanında. Adı koyun çobanı. Oradan başları besmele çekti evinize. Er-Rahman'ı ve başta okuma muhteremler. Hemen kalktı, bağırma çağırdı. Ebu Cehil geldi. Bir tokat vurdu buna muhterem böyle. Büyük bir eli kafir başta büyüdü. Eli bir yüzük varmış böylece. Tam da kulağına vurmuş böyle. Kulağı yarıldı. Ağzından, burnundan, kulağından kan akıyor bu şekilde. Geldi peygamberimiz yanına. Tabi o zaman sıkılan annesine gider gibi Resulullah'a geliyor. Geldi. Tam İmam-ı Peygamber'e geldi. Peygamber'i görünce kan içerisinde üzüldü peygamberimiz. Onda Cebrail Aleyhisselam'la geldi. Ama Cebrail Aleyhisselam gülümsüyor ama. Peygamber karışın Cebrail Aleyhisselam niye gülümsüyorsun? Baksana benim eshabım, benim sahabem, İbn-i Mesud'un bak ne olmuş kan içerisinde böyle.
Yine güldü cevapsın. Ya Resulallah, o Allah'a sorarsan böyle. İçin gülümsedim böyle. Peki, kaldı bakalım. Şimdi orada işkemeye koydular Peygamber'in sırtına. Peygamber'in secdede. Kalkamıyor secdeden. Zaten kan pislik için oldu böyle. Onda namaz da bozuluyor yani tabi nefesinden dolayı böyle. Bozuluyor, namazı bozuluyor. Kalkamıyor. İbn-i Saad orada ama şimdi git baktı ki olacak iş değil böyle yani. Yani kendisini parçalarlar ama Peygamber'i kurtaramaz, alamadı bunlar böyle böyle. Derken biraz sonra Hazreti Fatıma'ya, Fatıma Zehra Peygamber'in küçük kızı muhteremler, daha çocuk o zaman daha böyle. Peygamberimize belirlediği yıl doğdu o. O zaman doğdu böyle. Onlar çocuk yaşlarında böyle. Ona haber gidiyor. İşte Ebu Cebu yaptılarken böyle. Koşarak geldi muhtemelen. Tuttu o işkembeyi. Tabii kız çocuğu, küçük kız böyle. Böyle çeke aldı. İndirdi muhtemelen. Fatıma atıyor, Fiyat atıyor. Min Zahriye'yi. Fatıma Zehra geldi. Bu anlatım hadis-i şerif Buhari'de muhtemelen böyle bu hadis-i şerif. Uzun çok da. Hepsi okuyamıyorum. Çok uzun hadis-i şerif böyle. Hazreti Min Zahri'yi Peygamber aldı o işkembeyi. Vediat ala men sana. Kim bunu yapmıştı? Onlara beddua etti orada. Allah kahretsin zaten onlara. Beddua etti onlara böylece. Peygamber Nebis Aleyhisselam Peygamber kalktı. Doğru oldu. Onlar da gülümsüyor ama işte bunu. Öyle gülümsüyorlar, alayda peygamberimizi aşağılama, peygamberimizi yani sevilme, gülümseme, gülme, şak şakta şunlar bunlar Ebu Cehil'in başkanlığında bir grubu. Bir grubu böyle aşırı böyle hem pis hakaret ediyor peygamberimize. Sen peygamberimiz şöyle buyurdu muhteremler. Allah'ım aleykel meleği min kureyşin. Bakmayın ben. Peygamber doğal bir şey yapıyor. Allahümme, ey benim Allah'ım, aleyken melehü, min şu Kureyş'te, şu toplumu sana havale ettim. Karışmıyor mu da böyle? Yani bunlar kahret, şu demiyor mu böyle? Ne diyor? Allah'ım bunlar sana havale ettim bak. Aleyhisselam burası. Ne layıksa, o sevmişsin ben bakmadım böyle. Bak böyle. Demek ki bir insan çok sıkışsa, muhtemelen sıkışsa, böyle yapmak gerek muhtemelen. Allah'ım onu sana havale ettim Allah'ım. Sen bilirsin Allah'ım böyle. Ne layıksa onu ver. Sıkışsa bu şekilde. Sonra Peygamber burada yedi isim saydı muhtemelen. İsim bu sefer. Ebu Cehil bin Hişam dedi böyle. Ebu bin Hişam Peygamber parmağı var böyle. Utbe bin Rebi'ah. Şeybe bin Rebi'ah. Ali bin Utbe, Ümeyye bin Half, Utbe bin Ebu Muayt. Altı tanesi böyle. Yedinciyi İbn-i unutmuş bunu. Neşti'yi vahiden unuttum birini verdi. Böyle. Yedi kişi bunlar bir ismi buyuruyor. Altısını İbn-i Mesut sayıyor. Bir unuttum diyor böyle. Altı bunu sayıyor böyle şey. En başta Ebu Cehil peygamber böyle. Allah'ım şu kureş şu topluluğu sana havale ettim. Sonra döndüm baktım ve en azgınlarına Ebu Cehil bin Hişam, Utbe bin Rebi, Şeyh bin Rebi, Ali bin Utbe, Ümeyye bin Halef, Utbe bin Muayt. Altı nasıl bilmiyorum ben böyle. Allah'ımın sahabe ettim bunlara böylece. Peki sonra ne oldu muhtemelen? Peygamber'in yaptığı beddua. Beddua şu anlama geliyor. Dünyada bulur belasını o anlama geliyor muhtemelen. Artık başka. O anı beddua muhtemelen böyle. Peki bundan başına ne geliyor muhtemelen şimdi bunların başında? Aradan çok geçmedi. 5-6 yıl ancak geçti böyle. Ve 7 yıl tam bilmiyoruz bunu. Tarih yok şimdi bu tarihi. Bedir Harbi'nde muhtemelen. Bedir Savaşı'nda. İlk meydan muharebesi Bedir. Müslümanların böyle. Bedir'e gelindi. Ebu Cehil oradan başkomutan. Zırhlar giymiş, dev üzerinde. Tabi bir masum kabilesi, gençleri etrafını sarmışlar, onu koruma altına alıyorlar. O teşvik ediyor devamlı böyle şey böyle.
teşvik ediyor. 1000 kişi bunlar. Özel bundan savaşa geldiler. Peygamber savaş çıkmadı aslında çıkan bir denedim. Yani bir yolu silah, bir kılıçları var. Bu kadar böyle. 313 kişi. Bedir gazı 313 denemeli. Yani Resul peygamber sayısınca 313 denemeli böyle. 14 şehit verdik o Bedir'de. Şimdi savaşa gelince oraya böyle 3 kat sayısal olarak fazla. O zaman insan sayısı mühim. Çünkü yekek savaşılıyor böyle. Öyle yok eli bir silah böyle tartışmıyorum. Tır 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 bas bu şey böyle düğmesine. Zırhlılar, altlı, develi, yayan yok içlerinde böyle. Her biri daha fazla silahların kendi yanlarına var bu şekilde. O zaman bir usul vardı o dönemde. Dünyada geçerli vardı böylece. Hangi taraf kendine güveniyorsa, o saldırıya geçiyorsa, önce biri çıkardı böyle. Karşısına bir erişler. Buna diyorlar mübareze derler araçta. Mübareze karşılıklı böyle. Çıkan da adı mübarezeler böylece. Buradan üç kişi çıktı işte. Üç kişi çıktı böyle. Utbe. Başları bu. Yani Ebu Cenes'e bugün aşağı yukarı Mekke'de geliyor böyle. Sözü geçen. Azıl düşmanlardan biri bu. Karışı Şeybe. Oldu Ali böyle. İkisini aldı böyle. Devenin çıktılar böyle, eriştiler şimdi Müslümanlardan. Medin okuyan beni, okun beni be. Bir yer çıksın karşımıza. Hemen Ensardan, üç kişi çıktı Ensardan, Medin yerlisinden. Bunlar Kureyş'ti bunlar, Mekke'de bunlar böyle. Çıktılar, kimsesi? İşte biz Medin'i şu buyuz böyle. Utbe çok onurlu, kendini yüksekte gören kişi çok. Mekke halkı, Medine halkını küçük gördü o zamanlar muhtemelen böyle. Mekke'lilerin İçinde okuması yazmanın fazla vardı. Şiir yarışmaları vardı. Ticarette bunlar üstadlar ticarette. Oraya panayır kurulurdu, her sene kurulurdu böyle. Halkla ilişkileri var bunların böyle. Hem daha zengin bunlar böyle. Medine halkı ise böyle anlama ticareti Müslümanlar böyle. Yalnız kurulma başlığını deve çobanı yaparlar böyle. Siz de bizim sizler muhatabımız değilsinler ben sana. Bizlerin muhatabımız gelsin, Kureyş'ten gelsin bakalım böyle. Peygamberimiz deyince onlara böyle bu peygamber de. Ya Ubeyde. Peygamber amca oğlu oldu böyle. Ya Hamza. Amcası. Ya Ali. Peygamber amca oğlu damadı. Kalkın bakka gidin kırma karşısına bakalım böyle. Ubeyde daha yaşlı. 60 yaşından böyle de. O Utbe'nin karşısına geçti. Yaşına uygun böyle böyle. Hazı Hamza Şeybe'nin karşısına geçti. Hazı Salih'de o da Ali'nin karşısına geçti. İkisi Ali Hatan'ı böyle. Bir Allah yolunda, bir şeytan yolunda böyle böyle. İkisi aynı yaşta onlar böyle. Yaşıyor, yaşıyor ya, bir dünyamda bu şekilde. Hazreti Hamza, Hazreti Salih ilk mübarizde, şeyde hemen karşısına kestire başlamadı. Bir anda bir hacı böyle böyle. Ubeyde ile Ubeyde savaşıyorlar birbirine, ikisi yaralandılar. Tabi bunlar hatımını öldürünce, kazanınca onu yardım ettiler. Üçü öldü bunlar muhtemelen. Üçü geberdi. Bu tabi o zamanki görüşe göre yani bir uğurlu anlamına geliyor İslam adına böyle. Karşısında maraz çöküyor bu şekilde bunlar böylece. İşte üçü bunların bunlar böyle gitti madem ben. Yani peygamberimize o işkemeye koyanlar, gülenden biri de bile Utbe Şeybe Ali de ben hatırlıyorum. Üçü orada geberdi bunlar ilk baştan böyle. Şimdi gelelim Ebu Cehil'e. Ebu Cehil, bin Hişam, baba adı Hişam. Bu deve üzerinde zırhla giymiş, iri yapılı kendisi. Kendi, yani ön sabah geçmiyor ama arkadan yönetiyor. O durumda savaş kızıştı. Savaş kızıştı. Hatta ilk önce Müslümanlardan bir çocuk oldu muhtemelen, genç çocuk böyle. Yani ergen olmuş da, 14 yaşlarında adı Haris. O öldü böyle. Nasıl öldü öyle? Ok arkadan, önde ok atıldı düşmandan. İslam ordusu önden geçti. Bu en akıllı çocuk muhtemelen. Daha ne bilmiyor savaşın ne olduğunu. İlk defa oraya geliyor.
İdi oraya böyle. Şöyle bakınıyor. Ne olacak bakayım şimdi? Bir savaşıyor ama ne olacak bakayım? Bakırken bu şekilde o geli bunu ona şehit oldu muhtemelen böyle. Şehit oldu. Hatta Medine'nin dönüşünde annesi çıktı. Ya Resulallah. Oğlum nerede acaba şimdi böyle? Eğer oğlum şehit olup cennetteyse sabredeceğim. Allah sabredeceğim bu şekilde. Ama şehit olmadıysa, çünkü savaş ölmedi de ona göre, görüşüne göre. O kadına görüşüne göre böylece. Peygamber dedi, oğlum cennette. Peygamber dedi, 8 cennet var. Oğlum Firdevs dedi. Firdevs dedi. En üstün cennette olmuyor. Allah'a şükür dedi böyle. Anasını öyle sevindi. Şimdi savaş kızıştı. Hazreti Abdurrahman bin Avf Hazretleri, Abdurrahman bin Avf Hazretleri böyle. Aşırı Mübeşşere'den kendisi. Bu anlatıyor bu konuyu. Diyor, savaş kızıştı diyor. İşe girdik. Bir sağıma baktım diyor. Sağıma baktım, kim var yanımda acaba böylece? Şimdi savaşta bu kılıç harbinde bir de yanında kadar mühim böylece. Yani düşman saldırırken arkadan, sağdan, soldan bir güçlü kuvvet insan ağzına böylece. Sağa baktım diyor, bedenine biri genç, çok genç ama diyor böyle. Sağa baktım diyor, o da ona yakışına yakın, genç böyle. Üzüldüm ona diyor yani, iki tane yanımda bir şey girmiş bu şekilde. Derken diyor, sağımdaki bana sordu. Amca, ya ammi, ya ammi. Amca, burada Ebu Cehil biri var. Kim Ebu Cehil var? Gösterir misin bana? Ne yapıyorsun ya bunu diyor. Annem bana diyor vasiyet etti. Beni buraya gönderirken. O Mekke'de peygamber eziyet, işkence yapmış. Uyur onu öldürün dedi annem diyor böyle. Annesi de Afra altın. Afra adı muhtemelen. Ensardan yeni böylece. Korusu ölmüş. 5 çocuk almış muhtemelen. Erkek 5'ini. Beşini kaldırır muhtemelen, salgın veriyor. Kendi kaldırır muhtemelen. Yavrularım kalkın. Kalkın bakın yavrularım. Bak Resulullah savaşa gidiyor. Buraya yatmıyor bu şey muhtemelen. Evde yiyecek bir şey böyle. Urmanım böyle. Bunlar bir avuç urma verir, ceplere koyar. Alın bunları da. Yersin bu şekilde böylece. Büyük oğlu Hazreti Ümeyr. Büyük oğlu Ümeyr muhtemelen. Savaş daha başlamadan Peygamberimiz secdeye kapandı. Şu Allah'a dua yalvardı. Allah'ım bize yardım et derdi muhtemelen. Pek yalvardı. Peygamber kalktı. Göğe baktı. Eshabım, gökkap açıldı. Cehennem kap açıldı. Huriler bizi bekliyor, bu bekliyorlar böyle. Melekler geldiler. Kim o şehit olursa hemen doğru direkt cennete. Gidip buradan. Direkt cennete böyle. Hiç sual yok gerisi bu şehit böylece. Hazreti Ümeyr, Afatun'un büyük oğlu. Hurma almış da, hurma emri bölmüyordu böyle. O anda bir peygamber, Hatem-ül Enbiya. Öyle cennetten bahsedince, yani cennet kapı açıldı böyle. Yaka deyince, o anda cennetin kokusunu aldı mı böyle. O anda böyle, o hale geldi. Yani kokusu aldı böyle. Dünyada geçti, hayattan geçti. Avucum hurmalara baktı. Hayatın tabiletin dedi. Uzun bir hayat bunu bitirinceye kadar. Onları bitirinceye kadar bekleyemedi. Cennet girmek muhtemelen. Savaşa girdi ve şehit oldu kendisi muhtemelen böyle. Şimdi bunun iki oğlu ikisi böyle. Abdurrahman Hazretleri'nin iki sağına sonu böylece. Dedi ki annem bize de tembih etti bana. Ve bu şeyi öldürmek istiyorum ben bu şekilde. Abdurrahman'ın gözü doldu muhtemelen, konuşamadım böyle. O çocuğun böyle, o ihlasına, samimiyetine böyle gördüm. Konuşamadı, iş atmadı hemen. Ebu Celik ise böyle. Derken solundaki o da sordu. Aynı şey onu gösterdim halinden. Yani ikisi fırladılar. Fırladı böyle. Ebu Celik'e kadar gittiler. Deve üzerine verdiler. Yaradan tabii vurla, ayaklar şunu derken bu şekilde. Yaralan düştü Ebu Celik. Kafir yerde ölmedi, düştü böyle. Ağır yaralanmışlar böyle. Düştü yere. Şimdi gelelim onun gebermesine muhteremler. Peygamberimiz zaten daha evvel gösterdi. Savaştan önce gösterdi böyle. Peygamberimiz elinde bir asa, değnek, savaş böyle gezdi.
Dedi ki Ebu Cehil burada geberecek. Bak da. Nokta böyle. Dedi böyle. Utbe şeybe burada, şu burada böyle mi derler. Aynı orada Ebu Cehil ağır yaralı orada böyle. Peygamber soruyor yanı sahabelere. Kim de gidip Ebu Cehil'in başını kesip getirir buraya. Yani İbn-i Mesud olsa o kalktı yani fırladı muhtemeler. O fırladı yine böyle. Ben getireyim ya Resulallah. Gitti. Tabi zor tanıdı. Zırh da giyince yüzü hep belli olmuyor. Tanım fazla. Bir de kanlar içerisinde her tarafı böyle. Toz sopuk olmuş, yere yatıyor. Ama can çekişi son nefeslerinde. Arada buldu. Ayağına bastı göğsüne. Açtı gözünü kafir. Ey koyun çobanı! Yüzü geri çıkmıştı bu tarafa bakmıyordu. Ondur belli. Ey koyun çobanı, yüzü geri çıkmıştı muhtemelenler. Savaş kim o? Kimde savaştı? Kim kazandı? Bir kazandı devleri var devleler. Derken dedi Muhammed'e söyle, ona daha hırcım daha fazla kaçtı benim adam böyle. Dedi. Bu sefer İbn-i Asadır yerine kılıç var, başını kesti onu, başını kesti. Ama kaldıramadı. Ufak tepeye kendisi böyle. Gelip kaldıramadı. Zırh da giymiş. Zırh da büyük, ağırmış böyle. Çelik zırh da böyle. Şöyle baktı, hala baktı böyle. Kulağı meydanda bir kulağı muhteremde. Kulağın ucuna kulağın deldi. Oraya bir şey taktı muhteremler. Sürekli oraya getiriyor onu böyle. Sürekli sürekli böyle şey. Tam peygamber yaklaşınca yine Cebrail Aleyhisselam geldi muhterem. Yine gülüyoruz ya mesela bak. Dedim, o zaman gülümsemişti. Yine bir görüşleri. Peygamberimiz tabi Ebu Cehil'in kafası geliyor. Onu peygamber tabi için sevim peygamber sevmişti böyle. Cevra baktı, karıştı. Niye gülümsüyorsun? Bak ya Resulallah. Ben Mekke'deyken gülümsemiştim. İbn-i Mesud'un kulağı yalanmış, yalınca sen üzülmüştün. Bak dedi, kulak, başlı bedava dedi böyle. Kulak. Bir de başla gelin bu sebeple. Onunla beraber. Şimdi gelelim Ümeyye. Ümeyye bin Half. O biraz yaşlıymış, bir de çok kiloluymuş kendisi böyle. Zırh giymiş. Şimdi savaşta herkes dayanamıyor muhtemelen kılıç harbinde böyle. Yani zırh giyince. Zırh giymese kılıç hedef oluyor böyle. Zırh kalın zırh olunca, çelik zırh olunca böyle, her kılıç kesemiyor onu böyle. Yaralıyı tabi öldüremiyor bu şekilde böyle. Ümeyye Harp de zengin tabi kendisi, iri yarı. Böyle gayet güçlü zırh giymiş böyle, kendisi kilolu. Savaşırken tabi kolay ve kocaman kılıç muhtemelen böyle. Kılıç böyle kaldı, vur böyle, bir elinde kalkan böyle kendini koruyor. Güneş vurmuş, zırh kızarmış. Yani o zırh zaten ateş gibi yanmış böyle. Bedenin yakıyor muazzam zırh. Bir de muazzam yoruluyor güreş altında da şişmiş yiyecek benim artık. Artık gücü kalmamış, teslim oldu. Altından bir alfa teslim oldu. Onu da bir tanıştırmış cahili zamanında. Oğlu da o yanında, onlar ona teslim oldu böylece. Yani Abdurrahman şefaatçi olsun derken ona teslim oldu bu şekilde. O aldı, peygamberi götürüyor bunları şimdi böyle. Onunla beraber. Ama zor yürüyor böyle. Bir şişimle nefes alamıyor. Kefere-i fecere. Hazreti Bilal Habeşi onu gördü karşıdan muhtemelenler. Bilal Habeşi'nin Bilal Habeşi onun kölesiydi Mekke'de. O ilişki yapar Bilal Habeşi'nin muhtemelenler böyle. Bilal Habeşi'nin karşıdan görünce Bilal'ın aklına Mekke'deki işkence gördü muhtemelenler. Onu yaptı işkence günde işkence yaptığı görmeler. Bağırdı. Ey insanlar da bakın, bu Ümeyye bin Half, öldürün bunu, uktulu dedi, öldürün bunu. Hemen iki tane koştu, yine mensadan iki kişi muhtemelen, onları öldürdüler bu şekilde oraya. Oğlunu da Hazreti Ammar öldürdü. Ammar bin Yasir var ya, Ammar, babası Yasir, Simiyan'ın böyle. O da onun oğlunu öldürdü bu şekilde. Bunu zırhını çıkaramadılar. Tabi ganimet olduğu için bunu hızlılar bu şekilde bile ama çıkarmadı. Şişmiş yer böyle, çıkmıyor böyle. Muazzam şey yapmış böylece. Oraya atlar yere böyle. Üzerine taş tutun, yıllar kendisine böylece. O da orada geberdi muhtemelen. Peygamber beddua etti kişi böyle. Ukbe bir Eyüp-i Muayet kalışı muhtemelen. Altıncısı, yedincisi bilmiyoruz tabi. Unutmuş Eyüp-i Muayet kalışı onu. Unutmuş.
Ukbe bin Ebi Muayt. Ukbe bin Ebi Muayt. Bu kim muhteremler? Peygamberin komşusu Mekke'de. Komşusuydu böyle böyle. Peygamberin evinin bir tarafında Ebu Ukbe var. Bir tane Ebu Leheb de var. İki tarafında böyle. Peygamber iki komşu arasından böyle. Müşrik arasından böyle peygamber böyle böyle. Bu Ukbe bir gün peygamberi davet etti evine, yemeğe. Daha Müslüman değil ki insan böyle. Yine daha müşrik daha. O çok önemli ticarete. Mal mülkü kalıp çok mu kendisi böyle. Ne zaman ticaretten geldi mi? Tabi o zaman kervanla gidiyor, deveyle gidiliyor. 15 gün gidiyor, gelişlerken bir ayı buluyor en aşağı böyle. Geçiyor bir ayı geçiyor. Dönüşte bir deve kesip ziyafet vermiş evinde. Kurma getirmiş Medine'den, ziyafet vermiş böyle şey. Peygamber'in de komşusu tabii. Bir gün peygamber davet ediyor bu evine böyle. Henüz daha konuşmamız peygamberimize bir şey böyle böyle. Peygamber gitti evine davetine muhtemelenler. Tabii sofra kuruldu. Artık doyarsın et böyle. Deve kesmiş tabii, hurmalı var yanında böyle. Ekmek yok ama. Buğday, arpa çok kıt buradan böyle. Et bol orada. Başta yemeye, peygamber yemiyor. Dedi ki ev sahibi Ukbe, yağma sen hiç yiyemiyorsun. E sen müşriksin. Ben senin yemeğini yemem böyle. Tamam komşu hakkım var. Davetine geldim. Komşu hakkım var böylece. Ama senin yemeğini yemem ben böyle. Ya ne oldu ya? Yemem. Bu bana helal değil mi bu senin yemeğin böyle? Sen müşriksin şu anda böyle. Eğer Müslüman olursan, görürsen kelime-i şehadeti, onu yerim. O da misafirin yanında kelime-i şehadeti getirdi. Ama dille gitti muhtemelen. Kalbi değil böyle böyle. Daha peygamberin bakmadı dinle kalbine. Getirince peygamber yedi onu yemen. Etinde yedi muhtemelen. Ümmüye denen o kâf var. Ümmüye dedim ya. Hani şişmiş böyle. O da bunu çok dostu Mekke o zamanlar. İkisi böyle. İki din işim onları böyle. Dostu. Ümmüye olan da yokmuş şu anda ziyafeti. Başka yerdeymiş. O bunu duyuyor. Yani bu benim Müslüman olduğunu Kerem Hareketi'ni duyuyor. Ukbe yanına giriyor. Ukbe, bak biz seninle bu kadar dostluk, kaç yıldan beri böyle, her şeyini beraberdim, ben sana konuşmam böyle böyle. Sen Müslüman olmuşsun. Vallahi olmadım ben dedi böyle. Ama yememi yesin diyor demiş arasında, dedi getirim, inanmam dedi sana böyle böyle. Ya şu dakika inandıramadı. Peki ne yapayım? Eğer de senin Muhammed'in tükürürsün dedi böyle, tükürürsen yüzüne, inanırım o zaman. Çünkü benim için konuşma ben de böyle. O da bu Ümmü'yi çok sevdiği için arkadaşını onu kırmamak için zaten kendisi Müslüman tabi değil. Peygamberimiz tam çıkarken böyle Kabe'nin yanından buna giriyormuş muhtemelen böyle. Giriyormuş. O arkadaşının gönlünü yapmak için tükürdü muhtemelen böyle. Karşıdan böyle. İcazım bu ağzı biriktirmiş tükürüğünü, şu an tükürdü ama ne oldu muhteremler? Karşısına bir rüzgar geldi, ters. Kuvvet bir rüzgar geldi muhteremler. Muntikikin yüzüne geldi. Bütün yüzünü kaplıyor böyle, damdam böyle. Neresinden yüzüne gelmişse orada yara açtı muhterem, tükürüyor böyle. Sanki böyle kimyasal bir madde gibi muhterem böyle, tükürüyor böyle. Allah'ın izniyle böyle, şey böyle, kimyasal madde gibi böyle. Derin yaraşlarımdan böyle böyle. O kadar merhem yaptılar, ifa etmemizden ben. Öyle kaldım dedim. Derin yara, işin cihaz akıyor, pis kokuyor muhtemelen böyle, böyle, yüzü böyle böyle. Harun benim de yanında kaçtı bundan muhtemelen böyle, yüze bakamıyor böyle böyle. O kadar pis bir hal aldı bu şekilde. Öyle yaşadı önce şeyimden. Bu da savaşa geldi ama benim muhtemelen, o durumda böyle böyle. Bu da savaşa geldi. Bu da teslim olmuş sonunda. Esir alınmış böyle. Daha sonradan 70 esir aldık mı derim orada elhamdülillah böyle. 70 tane geberdi. Yani belki en büyükleri göre. Azılları geberdi 70'i. 70 orada esir alınıyor böyle böyle. Esirlere bağlandı Medine'ye götürülüyor bunlar. Yolda Peygamberimiz Ukbe'yi gördü. Bunun başına vurundu buna bakalım da böyle böyle böyle.
Diğer esirler bırakıldı serbest böyle. Diyet ile böyle. Yani şu kadar kim şey verirse karşının parasını gönderirse bırakacağım da böyle. Yani 4000 dirhem takdirli mesele. Kim bunu gönderirse onlar serbest kaldı bunlara böylece. İşlerinde parası olmayan fakir de vardı. Ona olacak muhteremler. Okuma yazma bilenlere peygamber bakmıyor. Okuma bilenlere peygamber şöyle buyurdu böyle. Kim dedi peygamber buyurdu? 10 tane Medine'nin çocuğa okuma öğretirse serbest muhterem böyle. 10 tane böyle. 10 tane esir de böyle bırakın. 10 tane esir böyle. Hep ona çocuk verildi. 100 çocuk muhterem böyle. Bak muhterem böyle şimdi. Yani peygamberimizin şu icraatına bakın muhterem böyle. Yani her açıdan peygamber, her açıdan bir muhterem böyle. Peygamber, onlar çocuk, yüz çocuk böyle. Okuyup ötecekler bunları. Bunları okuyup ötecekler, bunları sınava çekecekler. Eğer okuyup yazarlarsa, esir serbest muhtemelen böyle. Ne yaptın be kelime müşrikler? Bir ara kurtulmak için esaretten, durmamış çocuklar muhtemelen böyle. Canlı başla böyle, örtüyor bunlar böyle, böyle. Okuma yazmayı öndeler. Medine halkı okumayı bilmezken, 100 çocuk öğrenince muhterem değil mi? Yusuf öğrenince bu şekilde böyle. Medine para muhteremde. Onun arkadaşı örterken böylece orada Mekke'ye geçti ben onlara muhterem derler. Yine bu peygamberimiz Hadis-i Şerif'de kütüb-i sitede var hepsi var. Buhari'miz hepsi var bunlar Hadis-i Şerif'e böyle. Vetteki davetlerin mazlumu feynle leysi beyni Allah hicabın. Mazlumun bedduasından sakınır peygamber. Mazlum ben sakını böyle. Çünkü Allah ile arasında bir perde yok diyecektir böyle. Allah hem kabul eder mi böyle? Kişi mazlum haklıysa kabul eder mi böyle? Demek ki beddua yapmaktan sakınmak gerekiyor. Bir beddua almaktan da muhterem böyle. Karşıki acizdir, zayıftır, güçsüzdür, yetkisizdir. Belki tarafta güçlü de yetkisi vardır, makam var, mevki vardır, şusu busu vardır böylece. Onu hiç görür, aşağılar, sever, sayar, neyse mi haksızlık yapar kendisine. Hakkına geçse ne olur? Allah korusun, beddua tutar muhtemelen böylece. Bir gün çarşıda bir yere gidiyorum. Bir köy, Pekşen tarafında bir köyden. İyi tanıdığı biri. Cemaate girdi kendisi. İyi tanıdığı biri böyle. O da karşıdan geliyor. Gidiyorum böyle, baktım, öne bakmış, hiç bana selam vermedi. Bir yere bakmıyor böyle. Öne bakıyor, öyle bir yüzü değişik böyle, asık suatlı böyle. O durumda, halbuki görünce mutlaka hayatta sonra selam verdi bana böyle. Yanımdan böyle geçti, hiç bakmadı öyle geçti. Gönlüme geldi, yani bu neden bir derdim var acaba böyle. Tabi dertle uğraşmak çok sevap muhtemelen böyle. Nafile ibadetin daha sevap muhtemelen böyle. İnsanlarla uğraşmak böyle. Elden gelen kişi için tabi. Arkadan gittim. Selam verdim. Aleyküm selam böyle. Öne bakıyor. Dedim harada bir derin bir şey var böyle. Dedi sorma be dedi böyle. Harada sonra bakalım. Bir komşum var dedi köyde oturuyorlar. Açık aramızda dedi böyle. Ama dedi çok kötü bir insan. Sövüyor, sayıyor, şu yapıyor, böyle yapıyor, hep çatıyor bana dedi benim. Ben aşağı alıyorum, uymuyor onda böyle. Dün dedi, çarşıya tarada hanımla beraber dedi. Hanım yanında dedi, aşağı böyle. Oraya geldi dedi böyle, silah çekti dedi böyle. Başta bana sevmez sayma, kadın yanında dedi böyle. O anda dedi, silahım yok dedi böyle. Tabii hanım yanında bunu yapınca bunu dedi, artık onu dayanamadım dedi böyle. Şimdi gidelim ve silah alacağım dedi, taban alacağım dedi. Oğlum ben etmez böyle. Kavga koyun bunu, tamam alacağım, vuracağım bunu böyle. Dedim, peki sen onu vursan dedim böyle. Sonra sen çoğu kişi orada kalır mı köyde? Yok, kalamaz. Onu çoğu kişi orada şey yapmadı böyle. Baktın işte böyle. Yani sen vursan dedim, bu iş bitmiyor bu şekilde böyle. Bitmiyor bu şekilde böyle. Peki ne yapayım dedi böyle. Dedim, sen onu şimdi vursan dedim böyle. Tamam, vurdun onu, tabanca kolay vurmak. Oturun bir kenara böyle, tak tak vurursun. Şurayı da vuracağım böyle. Şey böyle. Kolay bir zamanınızda böyle, vurmak böyle. Ama hadi onu vurdun onu dedim, değil mi? Doldun böyle. Tabii, canlanması seni teslim alacaklar. Elini vuracak kelepçeyi.
oraya götür, buraya götür, tahkika yapacaklar bulunduğun yerde, işlerini böyle, onun cezaevinde, mahkemeye çık, şunlar, bunlar bu şekilde böylece, sen başın belada böyle. Kalsın belki idam olsa, idamcısı, idam olacaksın bu şekilde. Sonra da senin hanımın çocuğun sonra atkamaz köyde, onun çocuk sonra bırakmaz bu şekilde. Peki ne yapayım bu işini bu? Dedim, hicret dedim, farz, hicret var dedim böyle. Peki emri bu şekilde böyle. Eğer bir insan bulunduğu yerde başına bir bela geliyorsa, o işte farz baktım böyle. Sağ ol, işte farz dedim bu şey, farz bu şey böyle. Sen de hemen köyü bırak, dedim Adapun'a gelinen böyle, tut bana bir kralık bu şekilde böylece. Gerekirse dedim, malın yukarısı sat oradan böyle. Buradan bir şey aldı verdim. Bir zaman gel bakalım sen buraya bir, gel sen buraya. Hicret dedim, farz dedim böyle. Sen de Peygamber bunu böyle buyuruyor, sen Peygamber'i dinle, Allah sana yardım eder. Ama bunlara kalkarsan dedim, Allah sana yardım etmez bu şekilde. Başın belada, birçok başın belada. Bu da rahatladı muhtemelen böyle, kararı bu şekilde böyle ve geldi. Geldi, bir hafta sonra muhtemelen de. Yanıma kendi geldi muhtemelen de. Allah senin razı olsun. Ne oldu hayrola? Ya o kişi, benim başlarım olan kişi, başka bir komşu onun daha üstün gelmiş, onu vurmuştum onu baktım böyle. Onu vurmuştum böyle, başlarım bir şey böyle. Demek ki hicret de fazla muhtemelen böyle. Yani kaçma göre beladan muhtemelen böyle. Şimdi de kolay değil muhtemelen değil mi? Yapmak cezaevinde böyle yıllarca muhtemelen böyle ya. Yıllarca böyle. Kapalı yerde böyle muhtemelenler. Hep insanlar, genel olarak girenlerin böyle çoğu azlı insanlar. Allah korusun böylece. Eline geldiği kadar da dua etmek, hayırlı dua etmek muhtemelen böyle. Yani İnsanlara, ya hidayet edin bunlara böyle, bilmiyor bunlar derten bu şekilde, dua etmek gerekir, Mevlamız gerekir böyle. Demek ki beddua etmek de kötü, beddua etmek de kötü muhtemelen, ikisi kötü, Allah korusun böyle. Lillahi Teala Fatiha.